Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu güzel sevimli uğur böceği amgurum anahtarlığı yapacağız inşallah e, amigurumi teknikleri hakkında da bilgiler vereceğim ve e, her sırayı adım adım sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım e, İnşallah beğenirsiniz ve benimle bu güzel anahtarlığı yaparsınız e, bunu araba anahtarı olarak kullanabilirsiniz çocuklarınızın çantalarına aksesuar diye ya da ev anahtarlarınızı takmak için de yine kullanabilirsiniz farklı alanlarda da değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben nasıl yaptım ve hangi malzemeleri kullandım? Tığ numaramı söyleyeyim önce arkadaşlar. Tığ numaramı ben 3 numara 2.20 mm tercih ettim. İpinizin durumuna göre kalınlaştırabilirsiniz. Bunun dışında bir aparatımız var. Eğer sizin bu aparatınız yoksa buraya zincir de yapabilirsiniz. Yani zincir şeklinde de olabilir. İçine de boncuk elyaf aldım arkadaşlar. Çok az bir miktar gerekli ip olarak ise koton iplerim var bu şekilde. Amigurumi öğrenler bilirler bu ipleri evet güzel iplerimiz var. Bir tane de kırmızı ip ihtiyacım var. Ben yine markalarını açıklama kısmına sizin için yazacağım arkadaşlar. Oradan da markalarına ulaşabilirsiniz. Evet şimdi videomuza geçmeden önce ufak bir ricada da bulunayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmak ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Başka çalışmalarım için de oynatma listelerime göz atmanızı öneriyorum. Farklı anahtarlık çalışmam da var ya da diğer kategorilerimi, görebilirsiniz. Şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi uğur böceğimizin ben bir katını ön hazırlık olması için ördüm. Diğerini beraber öreceğiz. Kırmızı olan kısımdan başlayalım. Yapmamız gereken hemen sihirli halka ile başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ipimi çevirdim. Buradan tuttum tekrar şöyle tutuyorum çeviriyorum ve burayı bırakmıyorum burada hemen ipimi kilitleyeceğim şu an bu halkanın içerisine 6 tane ilmek yapacağım 1 2 3 4 5 6 6 tane olduktan sonra Sihir halkamı kapatıyorum, buradan çekiyorum. Şöyle sıkıştıralım. Evet, şuraya ilk ilmeğin tepesine bu şekilde geldim, battım. Şöyle tığımı da alıyorum, birinden geçirdim, diğerinden de kaydırdım ve kapattım. Şu an 6 tane ilmeğim olmuş oldu. E, bu sırada. Bu bizim birinci sıramız olacak. Ne yapıyorum ben? Her ilmeğin içerisine iki kere batıyorum arkadaşlar. Şu an 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 aynı yuvaya çift batarak 6 tane olan ilmeklerimizi artırma yaptık ve 12'ye çıkarttık. Birinci sıramız 12 tane ilmekle bitti. Şimdi ben bir üst sıraya geçeceğim. Bu 12'yi de yine artırma yapacağım. Ama her seferinde başlangıcımı ve bitiş yerimi karıştırmamak için bu arkada olan sehirli halkın ipini şu şekilde bu ön kısma geçiriyorum. Bu benim yer tutucum olacak. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu bittikçe, büyüdükçe yerimizi sıramızı karıştırmamış olacağız. En sonunda ise bu ipi tığımızla arkaya çekeceğiz. Ve zaten kaybolacak. Evet şu an ikinci sıramızdayız. Bu sıramızda ne yapacağız? Bu sıramızda 1x, 1v. Yani bir tane tek, bir tane çift. Bir tek bir çift. Bu şekilde devam edecek. Bir tek bir çift. Aynı yuvaya iki tane. Bu şekilde şu kısma kadar tekrar yapalım. Ee, videomuz uzamasın. Orada buluşalım. Ben burada ördüm bitirdim. Sıra sonuna kadar şuraya kadar geldim. İkinci sıramızın sonunda ilmek sayımız 18 şimdi üçüncü sıraya geçeceğiz burada ne yapmamız gerekiyor hemen burada bir tek ikinci tek üçüncü çift batıyoruz arkadaşlar bu şekilde ilerleyeceğim e yine burada sıramı belirledim yani iki tane X 2X 1V tek tek Çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapayım, şuraya kadar, orada yine buluşalım. Evet arkadaşlar, ben burayı da yaptım, bitirdim, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ben üçüncü sıramı da bitirmiş oldum. Üçüncü sıramda ilmek sayımı 24'e çıkardım. Ee, şimdi yine nasıl devam edeceğim? Aslında aynı. Ee, iki tane tek yapacağım, bir tane x Pardon ve bir tane x ikinci x bir tane ve model bu şekilde devam edecek Bu sıramızda da başa kadar geldiğimizde 30 tane ilmek artmış olacak Bir sonraki sıramızda yine aynı yapacağız arkadaşlar 2 tane x bir tane ve, ve buradaki e, sıramız sonuna geldiğimizde 36 ilmeğe çıkartmış olacağız. Ben de yapayım. Bu sıra aynı kendini tekrar eden iki sıradan oluşuyor. Dediğim gibi iki tane X, bir tane V şeklinde iki sıra daha örelim ve buluşalım. Evet, ben bu sırayı da yaptım, bitirdim. Şu an 36 tane ilmeğe geldim. Birinci sıramda arkadaşlar 12 tane ilmekti, ikinci sıramda 18 ilmek. Sonraki sıramda 3. sıramda 24. Daha sonra 4. sıramda 30 ve 5. sıramda 36 taneye çıkartmış oldum. Şu an e, ilmeklerimizi yaptık, bitirdik. Burada sayılar çok mu önemli? Evet, e, tabii ki önemli. Çünkü iki parçanın eşit gelmesi gerekiyor. Ama böyle bir tane, iki tane de e, farklı olursa çok da etkili etkilemez yani ama yine de sayılara önem verirsek iki parça daha denk ve güzel düşecektir ben şimdi bir sırada arkadaşlar sık iğne yine gideceğim yani x yapacağım hepsine bir kere şöyle batacağım ve 36 taneyi yine 36 tane olarak bitireceğim bir sırada böyle bu şekilde bir sırada bunu yapıp bitireceğim Dediğim gibi bu benim yer tutucum. Şuraya kadar geleceğim. Daha sonra bitirmiş olacağım. E, siyah ipe geçmiş olacağız. Ben yapayım. Sizler de yapın. Evet arkadaşlar. Burada ben ipleri arkaya geçirdim. Buradaki yer tutucunu e, ve diğer ipimi de arkaya geçirdim. Şimdi burada koparmış olduğum yere şöyle hemen bu siyah ipimi sabitleyeyim. Arkaya aldım onları temiz çalışayım diye. Şimdi burada sabitledim. Buradan da bu ipimi içinden yürüteceğim. Buraya 8 tane ilmek yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle 8 tane oldu. Siyah ama ben dediğim gibi sayılarını veriyorum size. Şimdi zincirimi çektim, arkaya döndüm. Buraya 1 2 3 4 5 6. 6 tane olduktan sonra şöyle şu başa yapacağım 6'yı. yine bir zincir çektim. Döndüm. Şimdi tekrar 1 2 3 4 şöyle sona 5. Burada da zincirimi çekeyim. Evet 5 tane ilmek kalıncaya kadar böyle ördük. Şimdi burada siyah ipimizi de keselim. 2 taneyi birleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Onu da göstereceğim. Öncesinde bu üstündeki şu hem çizgisini hem de bu benekleri yapmayı tarif edeceğim şimdi diğer kısımla devam edelim Evet uğur böceğimizin şu siyah kısmını yapalım bunu nasıl yaptım ben ipimi iğneye geçirdim bu şekilde çift kat arkadaşlar iğne ile buradan şöyle geldim Burada ipimi şöyle düz yapayım ki dönüp kötü gözükmesin. Şuraya tam orta kısma şöyle buraya geçirdim ipi. Bunu böyle tek katla yapabilirsiniz. Şöyle düzeltiyorum ben burada iplerimi. Evet. Böyle tek katla yapabilirsiniz. Benim gibi biraz daha kalın isterseniz çift katta gidebilirsiniz. Ben onun için şöyle geri buradan çıktım. Şöyle içinden dikiş yaparak yani bu iki tane ipin içinden dikiş yaparak ilerledim. Kalınlaştırmak için tekrar çıktım şuradan. bu şekilde başa kadar birkaç kere yaparak bitirelim şöyle de elimle düzeltiyorum Evet şimdi şu başa kadar geldim üç kere de bitirdim şöyle düzeltin arkadaşlar dediğim gibi Evet burayı yaptıktan sonra şu ilk yapmış olduğumuzda gergin yapalım ki kötü gözükmesin. Şimdi şu benekleri nasıl yapıyorum? Ben hemen onu göstereceğim size benek kısımlarını. Ee, şuraya arkadan yine tığımla, pardon iğnemle çıktım. Şöyle. Şimdi bir ilersem şöyle batıyorum ben. Şöyle. Sonra buradan iki kere doluyorum. Biraz böyle e, pofidik olsun orası şöyle getirdim. Evet, burası birazcık böyle kabarık oldu. Bunu da tekrar dibine batırıyorum. Evet, bu şekilde. Evet, ben bu şekilde benekleri de yaptım, bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu iki tanesini birbirine birleştirmeye kısmına geldik onu da nasıl yapacağız kırmızı ipimizle kırmızı kısmını siyahla da siyah kısmını yapacağız sonra içine el yapımızı boncuk el yapımızı e, ve bu aparatımızı yapacağız aparat yoksa buraya e, şey de yapabilirsiniz zincir şimdi buradan iki parçayı üst üste getiriyorum arkadaşlar şu dipten başlayacağım kırmızıyla buraya bir zincir atayım şöyle sağlamlaştırayım Bu ipimi de Şöyle yine içine alacağım İlk buradan alıyorum ikinciyi diğerinden Böyle geldim iki tane ilmeğim oldu Ve kaydırma yöntemiyle bir diğerinin içinden çıkacağım Bir daha yapayım ipim takıldı Bunun içinden çıktım Evet Şimdi buradan bir ilmek alıyorum buradan bir ilmek 2 tane ilmeğim olunca diğerinden kaydırıyorum. Zaten 36 tane ilmeğimiz vardı. Hepsini karşı karşıya getirip böyle bir sıra birleştirmemizi yapıyoruz. Şöyle göstereceğim. İlmek kaydırmayla şu başa kadar yapayım, bitireyim. Sonra şu siyah kısma geçerken hem elyafımızı koyarız içine hem de kapatırız. Evet ben yaptım. Şu kısma kadar geldim. Bu siyah kısmı kapatmadım. Burada şimdi bu hemen boncuk silikonu, elyaf silikon diyorlar. Hani ben, ben elyaf diyorum ama. Şöyle içine dolduracağım arkadaşlar. Böyle içine dolduralım. Ben yapayım bitireyim bu siyah kısmı da yapayım. Bunu da dikeyim bitmiş haliyle buluşalım arkadaşlar. Bunu da iğne ile dikeceğim. Bitmiş halini göstereyim inşallah. Evet arkadaşlar ben yaptım bitirdim. Bu şekilde aparatı taktım. Hatta burada dikiş yapmadım. Siyahla geçerken onu da oraya tutturdum tığımla. Bu şekilde Çocuklarınız için çantaların aksesuar diye yapabilirsiniz. Araba anahtarı yapabilirsiniz. Amigurumi araba anahtarı da güzel olur. Yine ev anahtarlarınız için ya da farklı alanlarda yine değerlendirebileceğiniz güzel bir uğur böceği oldu. İnşallah beğenmişsinizdir amigurumi anahtarlarımızı. Güzel faydalı bir video anlatım olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz. E, abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.